اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير امين محترم مسلمانار محترم kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. biiznillahi teala bugün Kur'an-ı Hakim'in yeni bir suresinin tefsirini işleyeceğiz. 104. sırada sure sırasında El-Humeze suremiz var bugün elhamdülillah. Sure adını yine ilk ayetinden almış. İlk ayetinde geçen Humeze kelimesinden almış. Tüm müfessirler surenin Mekke döneminde indiğini söylemişler. Mekki bir sure. Nuzul zamanı olarak Allahu Alem ilk zamanlarında bazı rivayetlere göre 4 ila 5. yılları arasında nazil olduğu da söylenmiş. Surenin konusu ahlak. Tek bir kelime ile surenin konusu ahlaktır. Zira insanlarda genel olarak fakat özelde varlıklı insanlarda zengin olanlarda bulunan bir takım ahlaki çöküntüler vardır. Bu problemleri sure dile getirecek. O günün dünyasında cahiliye dönemi diyebildiğimiz meşhur o dönemde Yaşayan insanlarda olduğu gibi bugünün insanında ise çok daha büyük bir boyutuyla bu problemin var olduğunu göreceğiz, şahit olacağız. Muhterem kardeşlerim olay şöyledir ki yani takva dışında takva dışında başkalarından daha fazla bir insan eğer bir şeye sahip olursa takvayı hariç tutuyoruz. Çünkü takvayı Allah, Hucurat suresinde yegane fazilet ve değer olarak bildirmiştir. O üstünlüktür, o değerdir. Fakat takvanın dışında, eğer bir insanda başkalarından daha fazla bir şeyler bulunursa, onlara sahip olmayanları küçümsemek, tahkir etmek, onların hukukunu çiğnemek, şerefini dir uzatmak sebebi sayılan, bu kişilerden ve bu karakter yapıdan söz ediyor Rabbimiz bu surede. Kendisinde bazı özellikler var. Kendisinde bazı zenginlikler ve nimetler var. Allah imtihan gereği ona vermiş. Fakat imtihan gereği kendisine verilen bu nimetleri o bir üstünlük olarak saymış. Ve başkalarında olmayanlara karşı onu bir kötü yönde kullanıyor. Onları tahkir ediyor, onları küçük düşürüyor dedim ya bugünün dünyasında takvanın dışında her şeyi değer ölçüsü kabul edilen bugünün dünyasında bu surenin bize vereceği çok önemli mesajlar var. Çünkü bugün dünyada hiç değer ifade etmeyen değerler sanki değerliymiş gibi görünmekte. Hiç takva sahibi olmayan insanlar çok üstün insanlarmış gibi görünmekte. Takva sahibi olmayı bırakın müşrikler, Allah'a kafa tutanlar, müstekbirler, zalimler, açıkça kafirler, hevalarını ilah edinmiş olan insanlar değerliymiş gibi gösterilmekte fakat gerçekten muttaki olan, gerçekten sadece ve sadece Allah'tan korkan insanlar ise en kötü, en değersizmiş gibi haşa gösterilmekte. İşte bugünün insanına ifade eden, hitap eden Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi muhterem kardeşlerim 9 ayetlik bu surede ilk ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Veylun likulli kulli humezetin lumeze. Veyl olsun her bir hümeze ve lümeze suçunu işleyene. Veyl yazıklar olsun anlamına gelir. Azap olsun anlamına gelir. Kahrolsun onlar anlamına gelir. Helak olsun onlar anlamına gelir. Cehennemde olan bir vadi onların yeri olsun anlamına gelir. Bütün bu manaları kapsamaktadır veil kelimesi. Kim için? Allah kime böyle veil olsun diyor? Kim bu insanlar ki Allah'ın bu kadar gazabını celbetmişler? Suçları ne? Ne yapmışlar ki Allah onlara öyle buyuruyor? Yazıklar olsun onlara helak olsun, hurluk olsun, azap ve cehennem onların yeri olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Kim bunlar? Likulli. Her bir. Bakın kim olursa olsun. Eğer şu iki sıfat onda var ise Allah onlara bu şekilde azap olsun diyor. Humeze tin lumeze. Çevirmedik biraz evvel. Çünkü surenin konusu zaten o. Anlamamız gerekiyor bu iki kavramı ki sureyi anlayabilelim. Allah'ın bu noktada bizleri uyardığı bu iki hastalığa karşı uyanık olabilirim diye muhterem kardeşlerim. Her bir humeze ve lumeze suçunu işleyene veil olsun. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki tefsirlerde bize verilen malumat şu yöndedir ki humeze ve lumeze. Arapçada bu iki kelime birbirine çok yakın anlamlı kelime. Hatta birisi diğerinin yerine kullanılabilen bir kelime. Arap dilcileri bile bu noktada uzman otorite insanlar dahi bazen humezenin yerine lumeze kelimesini bazen de lumeze yerine humeze kelimesini kullanılabildiğini söylemişlerdir. Yani çok az fark vardır anlam itibarıyla bu iki kelime arasında. Burada iki kelime ama yan yana kullanılmış. Yine de ayrı ayrı olarak gelmiş. Demek ki iki özellikten bahsediyor birbirine yakın iki hastalık fakat ikisinin noktasında da insanların çok uyanık olunmasını Allah celle celaluhu istiyor. Öyleyse anlamının şu şekilde olmasını anlamamız gerekiyor tefsirlere bakarak. Başkalarını hakir ve zelil etmeyi adet haline getirenler. Bu çok önemli. Çünkü mübalağa formunda gelmiş. Yani böyle bir defa yaptı değil hata yaptı, yanıldı değil. Bu sayılan özellik onda artık adet haline gelmiş. Onun karakteristik bir yapısı olmuş. Öyle bir kişiden bahsediyor. Bazen bu adet onda başkalarına parmakla işaret ederek tahkir etmek, bazen kaş göz işaretleriyle bunu ifade etmekle gösteriyor. Bazılarını kendilerine nasipleri azdır diye tan ta ediyor. Yani ayıplıyor. Yani kınıyor. Bazılarını yüzüne karşı aşağılıyor. Bazılarının aleyhinde hakkında gıybette bulunuyor. Bütün bu anlamları taşıyor. Humaze ve lumeze. Yani insanlarla alay etmek. Onların hallerine gülmek ve onları gülünç hale düşürmek. Ne gariptir ki gel gör ki bugün bu sektör haline gelmiş. Birileri bundan para kazanıyor. Bu hastalıklar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de veil olsun onlara dediği bu iğrenç davranış bugün dünyada bir sektör haline gelmiş ve birileri bundan para kazanıyor. Birileri çıkıp insanlar hakkında konuşuyor, eğleniyor, onları tahkir ediyor, onları küçük düşürüyor, onları alay ediyor. Sadece şahıs değil gruplar hakkında, insanlar hakkında Milyonlar da seyredip gülüyor, eğleniyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve gel gör ki maalesef Müslümanlar dahi bazen bu hastalığa tutulup bu gibi zavallıları izleyip seyredip gülüyorlar. Bu gibi programlara katılıp para dahi verip iştirak ediyorlar. Allah da buyuruyor ki Onların hepsine yazıklar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Yapana da, destekleyene de, izleyene de, hepsine de. Çok tehlikeli bir durum muhterem kardeşlerim. Fahri Razi tefsiri kebirinde bu ayeti i kerimeyi çok güzel açmış. Hemmaz ve lemmaz olmayı, humezeyi ve lumezeyi çok güzel açmış. Allah ona rahmet eylesin. Bu ayet-i kerimenin anlaşılması için Hucurat suresi 11. ayeti de destek olarak vermiş. Hani orada ve la telmizu enfusekum. diyor ya Rabbimiz. Birbirinizi ayıplamayın. Bunların hepsini zikrettikten sonra büyük müfessirlerin görüşleri şu noktada anlaşılması gerekir demiş. Ben de onu sizinle paylaşayım inşallah. i̇bn Abbas radiyallahu anh der ki diyor razi humeze gıybetçi lumeze ise ayıpçıdır. Yani biri adam yokken arkasından diğeri de adam varken yüzüne doğru küçük düşürmek, alaya almak. i̇bn Zeyd diyor ki diyor humeze elle lumeze dil ile yapılan harekettir, karakteristik yapıdır. Diğer bazı müfessirler genel olarak şu noktada toparlamışlar. Humeze dil ile yapılan her türlü gıyabında veya yüzüne dil ile yapılan her türlü ahlaksızlık, lumeze ise kaş ve gözle yapılan davranıştır. Bütün bunları toparladıktan sonra Fahri Razi diyor ki bu manaların hepsi çoktur. Birçok görüş verdim. O daha en azından 10 tane daha saymış. Fakat hepsi bir noktada birleşir. O da şudur ki, insanların şeref ve haysiyetiyle oynayıp kusurlarını ortaya çıkarıp onları küçük düşürmek amacıyla yapılan elle, dille, gıyabına, yüzüne her türlü davranıştır. Ortak manası çünkü budur diyor. Eğer bir insanın davranışı diğer kişiyi küçük düşürmeye yönelik onun şeref ve haysiyetiyle oynamak ise kusurlarını ortaya çıkarmak ise vallahi işte o ayet-i kerimede bildirilen humaze ve lumeze kategorisine dahildir. Yani ya hemmazdır ya da lemmazdır. Allah onun hakkında yazıklar olsun ona, kahrolsun o kişi demiştir. Bu da iki kısımdır. Bunu yapabilmek, yapmak iki kısımdır. Ya bir insan bunu yaptığında Gerçekten yüreğinde taşıdığı bir haset, bir kin duygusundan dolayı bile bile ciddi olarak bunu yapar. Yani kendisinin rengi mesela beyazdır. Rengi, cildi beyaz olduğundan dolayı siyah renkliye karşı gerçekten yüreğinde bir kin, bir haset taşıdığından dolayı ciddi olarak böyle bir ahlaksızlıkta bulunur. Onu küçük düşürür, onun haysiyetiyle, şerefiyle, onun onuruyla zedeleyici davranışlarda bulunur ki nefret taşıdığı için ya da gülmece eğlence olsun diye şakadan yapar. Fakat fark etmez diyor. Şakadan da olsa ciddi olarak da olsa bu işi yapanların hepsi humeze ve lumeze suçunu işlemişlerdir. Ve Allah onları ağır bir şekilde ayeti kerimede uyarmıştır muhterem kardeşlerim. Bu ayeti kerime şu şahıs, bu şahıs hakkında indirildi diye rivayetler de vardır. Fakat bütün müfessirler şunu da bildirmişlerdir ki ayet-i kerimenin nuzulunun hususi olması sebebin nuzulunun hususi olması özel olması ayetin hükmünün umumi olmasına engel değildir. Tefsir usulünde bu bir kaydedir, kuraldır. Ve bu ayet içinde geçerlidir. Yani bu ayetin manası umumidir. Bu nitelikte olan herkesi kapsamaktadır. Kimde böyle bir davranış varsa Dikkat et, uyanık ol. Bu ayeti kerimeler indiği dönemde bu hastalık yaygındı. Yaygın olduğu için böyle bir karakteristik yapıdan, ahlaktan Allah memnun olmadığı için insanları uyarmıştır. Yapmayın diyor Allah. İnsanların onuruyla, haysiyetiyle, şerefiyle oynamayın diyor Allah. Küçük düşürmeyin insanları. Sizde bulunan Allah imtihan için verdiği bazı imtiyazlardan dolayı kendilerinde o nimetler yok diye insanları küçük düşürmeyin diyor Allah. O gün ve bugün aynı mesajı vermektedir muhterem kardeşlerim. Bugün gerçekten Batı dünyasına baktığımızda kapitalist, müstekbir bu tipler gece gündüz Müslümanlara yönelik humeze ve lumeze hastalığını bir zevkle bir kendilerini tatmin etmek için bunu bir hobi haline getirmişler, bir meslek haline getirmişler. Bundan sevinç duyguları alıyorlar. Nasıl iğrenç bir şeyse. Her fırsatta elleriyle, dilleriyle, medyalarıyla, siyasetleriyle, maddi bütün imkanlarıyla Müslümanları hep kötü düşürmek, kötü göstermek, hep Müslümanları değersiz göstermek, hep Müslümanları insanların hoşuna gitmeyecek şekilde pazarlamaya çalışıyorlar. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ lumaze. Kahrolsun bunu yapanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yazıtlar olsun bunu yapanlara. İnsanların kurtuluşu için gecesiyle gündüzüyle uğraşıp Allah'ın gönderdiği şu son vahiy kitabı diğer insanlara taşımaktan başka gayesi ve amacı olmayan benim mümin kullarıma böyle ahlaksız, böyle şerefsiz bir şekilde davrananlara Yazıklar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Hep Müslümanları kötü hep değersiz göstermeye çalışıyorlar. Bugün biz Almanya'da yaşayan Müslümanlar bunu maalesef her gün, her gün, her gün yeniden hissediyoruz. Öyle bir duruma getirdiler. Tam istediklerine ve hedeflerine kavuşturar. Hangi televizyon kanalını açarsanız açın, hangi gazeteyi açarsanız açın, hangi dergiyi açarsanız açın, hep müminlerin aleyhinde, hep Müslümanların aleyhinde ve Alman toplumunda Müslümanlara yönelik bakış açısı tamamen ve tamamen menfi bir bakış açısı oldu artık. Nerede bir sakallı insan görse bu teröristtir diyor, bu öcüdür diyor. Bunun aslında gayesi insanların boğazını kesmek, insanları öldürmek diyor. Bunu yapan sizsiniz. Bu sizin mesleğiniz, bizim değil. Yeryüzündeki insanlığın kanını emmek, İnsanlara zulmetmek, insanların topraklarını ıstıra etmek, bizim işimiz değil. Bunu siz yapıyorsunuz, biz değil. Ve siz bunu yaparken bazı zavallıları alet olarak da kullanıyorsunuz. Ondan sonra da işte bakın Müslümanlar böyle dedirtiriyorsunuz. Siz vallahi hemmassınız, siz lemmazsınız. Yazıklar olsun diye size diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse muhterem kardeşlerim, aslında kafirlerde bulunan bu hastalığa. ...biz müminler olarak... ...likulli dediği için Allah Celle Celaluhu... ...gerçekten uyanık olmamız gerekir. Hayatımızın hiçbir alanında... ...hata endahi... ...dikkat etmeden dahi... ...böyle bir davranış olmaması gerekir. Böyle davranış sergileyen insanlara karşı... ...tavrımız açık olması gerekir. Müminin şiarı... ...bu olması gerekir muhterem kardeşlerim. Şimdi ikinci ayeti de ...bu birinci ...ayette bildirilen ahlaksızlığı... ...yapmanın sebebi bakın nasıl tarif ediliyor? Estaizu billah. Ellezî cema'a mâlem ve addede. O malı toplamış, toplamış, cem etmiş, biriktirmiş ve addede. Onu saymış, onu gurur, iftihar meselesi haline getirmiş. İkinci ayet-i kibirinin sebebi bundan kaynaklandığını görüyoruz. Yani mal topladıkça topladı, çoğalttıkça çoğalttı ama bunu böyle faydalı bir şey için yapmadı. Hani insanlara faydalı olsun diye Allah yolunda harcayayım diye yapmadı. İşi gücü mal toplamak olduğu için Allah'a kulluk yapmak için zamanı dahi kalmadı. Onun için vaaddede yani malı topladı tamam da arkasından vaaddede diyor Allah Celle Celaluhu. Hedefi bütün yatırımı artık bu oldu. Mal para toplamak, çoğaltmak aklını, fikrini o kadar meşgul etti ki onun ölümü, ahireti, hesabı Allah'ın huzurunda duracağı günü tamamen unuttu. Saydı yani ve O saymasını müfessirler bu şekilde açıklıyorlar. Gurur duydu bu sebeple. Yani kendisinde bulunan o bolca, çokça topladığı malın kendisini faziletli yaptığını zannetti. Ve bundan dolayı da diğer insanlarda kimde böyle mal yoksa, fakirse, onun gözünde zavallıysa onu artık yermeye, küçük düşürmeye, tahrik etmeye ve tahkir etmeye başladı. İkinci ayet-i kerimede sebebi açıklanıyor muhterem kardeşlerim. Yani biz biliyoruz ki mal sahibi olmak haddi zatında kötü bir şey değil. Zengin olmak kötü bir şey değil. Allah yolunda rızasında kullanmak Vermek sorun değil, sorun problem maddeyi kıble edinmek. Ona artık tapınmaya başlamak ve kendisinde madde olduğundan dolayı diğer insanları küçük görmeye başlamak. Ayet-i Kerime'de yerilen bu. Yoksa Hazreti Osman radıyallahu anh var, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek muhtereme eşi var Hazreti Hatice annemiz. Hepsi zengin. Ama hepsi Allah yolunda vermiş. Yani zengin olmak, mal sahibi olmak kötü değil. Eğer o zenginlik, o mal sahibi olmak onun tevazusunu bozmadıysa, onu müstekbir yapmadıysa, onu gururlandırmadıysa, onu yoldan çıkarmadıysa amana kadar da az bu insanlar. Fakirliğe dayanmak her kişinin karı. Zenginliğe dayanmak vallahi her kişinin karı. Bugün yeryüzünde zengin olduğu halde tevazusunu koruyan, Allah'a kulluk noktasında çizgiden, istikametten ayrılmayan kaç insan var? Çoğu yoldan çıkmış. İşte bak, اَلَّذ۪ي جَمَعَ عَمَالًا vadede Çoğalttı, çoğalttı, topladı, sonra yoldan çıktı. Onun zikri, fikri, meşguliyeti artık hep bu iş oldu. Esas meseleyi unuttu, kulluğu unuttu. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu davranış kınanmıştır Allah tarafından. Yahudilerle alakalı geçen Tevbe suresindeki pasajda 35. ayette ayetin o bir bölümünde Rabbimiz öyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ O kişiler ki altını, gümüşü yığdılar, çoğalttılar, biriktirdiler. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ama Allah yolunda vermediler. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onlara elim can yakıcı azabı müjdele. يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ o biriktirdikleri o zenginlikler var ya, altınları, gümüşleri o gün cehennem ateşinde dağlanacak, eritilecek. Fatukwa biha jibahuhum, junubuhum ve zuhuruhum. Onların alınlarına, yanlarına, arkalarına damgalar vurulacak o biriktirdikleri altınlardan. Başına bela oldu. Topladı, biriktirdi, zekatını vermedi, Allah yolunda harcamadı, işi bitti. Kendi zenginliğiyle kendisini mahvetti diyor Allah Celle Celaluhu. Hâdâ mâ keneztum li enfusikum denecek onlara. İşte buyur. Biriktirmiştin ya. Bu senin biriktirdiğindir denecek ona. Fezûkû mâ kuntum teknizûn. Şimdi o biriktirdiğiniz altının, gümüşün, o var maddenin, o paranın tadını çıkarın diyecek Allah. Şu alaya bakar mısınız? İşte esas darbe ahirette gelecek diyor Rabbimiz. Kur'an'ın başka yerlerinde de demek ki böyle bir davranış kınanıyor muhterem kardeşlerim. Müminler olarak elhamdülillah gerçekten mümin olmak çok güzel bir şey. Bu noktada tekrar Rabbimize hamd etmemiz, ona şükretmemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. Niçin mi? Mümin olmak vallahi hür olmaktır, hür hür. Mümin olmak malın efendisi olmak demektir. Asla ve asla bir mümin malın kölesi olamaz. Düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir ideolojiye sahip insanı önüne yeterli miktarda, miktarına bağlıdır yani sadece. Az miktarda belki satın alamazsın ama miktarını ve dozajını çoğalttığın anda eline geçirirsin. Çünkü sonuçta yaptığı Allah rızası için değildir. Ama müminin önüne bütün dünyayı koysan vazgeçer mi imanından? Canını verir vazgeçmez. Mümin olmak hür olmaktır. Hani bugün hürriyet, hürriyet, insan hakları diye bağırıyor ya herkes gerçekten mümin hür olmak istiyorsanız, gerçekten hürriyetinize kavuşmak istiyorsanız ey insanlık gelin la ilahe illallah deyin sadece Allah'a kul olun maddenin kulluğundan köleliğinden kurtulun. Başka çaresi yok. Yoksa maddeye kul olacaksın. Bunu kaçınılmaz sonucudur. Yahsebu enne ma lehu ahlede. Üçüncü ayet kelime. O artık zamanla öyle bir yapıya sahip oldu ki öyle bir inanca sahip oldu ki şöyle zannetmeye başladı, şöyle düşünmeye başladı. Enne ma ahlede. Malı kendisini ölümsüz kılacağını, ebedileştireceğini zannetti diyor Rabbimiz. Üçüncü ayeti i kerimede muhterem kardeşlerim. İkinci ayette bildirilen o durmadan mal toplamanın kaçınılmaz sonucu bu diyor Rabbimiz. Yani maddeye o kadar taparsan sonucunda kaçınılmaz sonucu işte bu olacak. Yani hep diyoruz ya eğer kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Öyle oldu. Kendisini hak ile meşgul etmediği için madde ona verildikçe o haktan saptığı için artık zamanla batıl ona öyle hakim oldu ki kendisinin ölümsüz olduğunu zannetmeye başladı. Müfessirler ayeti kerimi anlamamız için şu şekilde açıklamışlar. Yani artık ölümü artık kabri Artık ahireti hiç düşünmez oldu artık. Ölüm mü? Zenginler ölür mü yahu? Kabre girmek mi? O zavallılara ait. O fakirlerin işi. Zenginler hep çok uzun yaşarlar. Çünkü çok paraları var. İstediği doktora gider. Kendine iyi bakar. Ölüm batı dünyasına ait iş değil ki. Ölüm görmek istiyorsanız İslam dünyasına bakın. Öyle gösterirler. Ölüm bize ait değil... Ölüm hayatımızın dışında öyle algılarlar. Çünkü niye? Çünkü hiç vallahi ölümü düşünmek istemezler. Çünkü Allah'a kavuşmak istemezler de ondan dolayı. Çünkü Allah'ın huzurunda durmak istemezler. Kabre girmek istemezler de ondan dolayı. Makam sahipleri, rütbe sahipleri, orduların sahipleri, beyaz sarayın sahipleri ölür mü hiç yahu? El yahsebu enne ma lehu ahlede. O büyük orduların sahibi ölümsüzdür gibi düşünürler. Ölüm akıllarına hiç gelmez diyor Rabbimiz. Artık demek ki bakın onların öyle bir öyle bir atmosfere soktu ki onları bu maddeye tapmak inanç haline geldi artık. Ölümsüz olduklarını hissetmeye başladılar. Allah öyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın şu sözünü hiç hatırlarına getirmezler. Enbiya suresinde Rabbimiz 34. ayde buyuruyor ki Estağfirullah وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor Rabbimiz bunu. Yani yeryüzüne gelmiş, gelecek olan, en değerli, en kaliteli insan. Bırak bugünküleri. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam öyle diyor Rabbimiz. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey Habibim, Resulüm, alemlere rahmet olan ey değerli insan. Senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedim ki diyor Allah Celle Celaluhu. Efe immitte fehumul halidun. Şimdi sen öleceksin de o senin ölümünü her an temenni eden, yok olsa gitse de kurtulsak diyen şu kafirler ebedi mi kalacaklar diyor Allah. Onlar ebedi mi kalacaklar? Kullu nefsin daikatul mevt. Arkasından. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitneh. Ama biz onları hayırla da, şerle de, zenginlikle de, fakirlikle de imtihan ediyoruz. Bu ileyne turcaun. Bize dönecekler ama gel gör ki imtihanın farkında değiller diyor Rabbimiz. Şimdi onlar müminlerin ölmesini, şu yeryüzünde hiçbir mümin kalmasın diye düşünen öyle istiyorlar vallahi. Yeryüzünde hiçbir mümin kalmasın. Allah diyen hiçbir insan ayakta kalmasın. Ezan sesleri dünyanın hiçbir yerinde işitilmesin. Vallahi istekleri budur. Allah diyor öyle. Allah öyle vuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sizden asla ve asla razı olmazlar, rahat durmazlar. Ta ki siz kendi dininizi terk edip onlar gibi olana kadar, onların dinlerine girene kadar, tevhidi bırakıncaya kadar diyor Allah Celle Celaluhu. Razı olmazlar. E varsayalım ki öyle olsa ey kafirler... Ey müstekbirler grubu. Ey humaze ve lumeze hastalığına tutulmuş. Allah'ın hakkında kahrolun dediği varlıklar. Siz ebedi mi yaşayacaksınız biz ötek? Biz ölünce Rabbimize gideceğiz. Biz Rabbimize kavuşmayı arzu ediyoruz zaten. Peki siz? Siz de döneceksiniz Allah'a. O halinizi düşünün siz. Siz müminlerle uğraşmayı bırakın. Öldüğünüz anda azap meleklerini gördüğünüz andan itibaren kendi halinizi düşünün bizden size tavsiye aklınız başınızdaysa bu sözlere kulak verin ahlede ebedileşmek ölümsüzleşmek anlamına geliyor hani burada anlatılan aslında bir hayat tarzı şimdi ölümü onlar da inkar edemiyor fil hakika ölüm haktır ölenleri görüyorlar öleceklerini biliyorlar ölümü inkar edemiyorlar bedensel ölümü ama ahiret ve hesap gibi kaygıları olmadığı için hep yığıyorlar, hep biriktiriyorlar ve yığdıklarıyla, biriktikleriyle insanlara karşı, insanların huzuruna karşı çalışıyorlar. Demek ki burada bir hayat tarzı var. Tamamen dünyaya meyletmiş, bütün yatırımı dünya olan, ölünce her şeyin burada kalacağını düşünmeyen bir hayat tarzından bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Bugün dünyada söylediğimiz gibi bu hayat tarzı bu anlayış hakim durumda maalesef. Yeryüzünün büyük çoğunluğu, yeryüzündeki yaşayan insanların büyük çoğunluğu bu anlayışla yaşamaktadır. Perişan ettiler dünyayı muhterem kardeşlerim. Yeryüzündeki bu anlayış hakim olduğu için dünyayı perişan ettiler. Bu materyalist yapı, bu gerçekten zevk ve dünya perest ahlaksız yapı bu kafirler yeryüzünü kan göz yaşına boğdular. Özellikle İslam coğrafyalarına, İslam topraklarına bakalım. Kan ve göz yaşından geçilmiyor. Ne için? İslam coğrafyası olmasa dahi Afrika topraklarına bakalım. Her yerde zulüm, her yerde ızdırap. Fakat dünyadaki az sayıda bazı insanlar, bazı kalabalıklar zenginlikleri ellerine geçirmişler. Ne için? Muhterem kardeşlerim, tek bir kelimeyle kendi emellerine ulaşmak için bunu yapıyorlar. Görüyor musunuz bu hastalık insanı nerelere götürüyor? Fırsatı olunca kaş göz işaretiyle tahrik ediyorlar, küçük gösteriyorlar. Fakat ellerine imkanı verdiğiniz anda öldürerek, kan dökerek, gözyaşı dökerek insanın canına, hayatına hiç muhterem saymadan onu helak ederek yapıyorlar. Bugün dünyaya baktığımızda ayet-i kerimenin canlı tefsiridir. Zulümle elde ettikleri hakimetleri korumak için bunu yapıyorlar. Onun için Müslümanlar olarak bu hayat tarzına karşı uyanık olmamız lazım. Bu bir hayat tarzıdır. Bugün bu hayat tarzına sahip insanlarla bu hayat tarzının yanlış olduğunu söyleyen insanlar arasında mücadele vardır. Hazreti Adem'den beri bu mücadele devam etmektedir ve kıyamete kadar devam edecektir. Safını bile Müslüman Nerede olduğunu bil. İslam coğrafyasını kan ve göz yaşına boğan bu kafirlere alet olma Allah rızası için. Destek hiç olma. Ufak tefek bazı arzularımızdan vazgeçemediğimizden dolayı paramız da belki düşüncemiz de onlara destek olamayız muhterem kardeşlerim. Hakikati kabul etmek durumundadır Müslüman. Bunları göz ardı edemez. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah bize bunları soracak. Humeze suresinin hesabını soracak. Bu hayat tarzının yeryüzünde bu zalim hayat tarzı hakimken sen ne yaptın diyecek Allah Celle Celaluhu. Sen belki rahattın yaşadığın toprakta ama senin yeryüzündeki senin gibi düşünen din kardeşlerine elleriyle dilleriyle bütün imkanlarıyla savaş ilan etmiş bu kafirlere karşı benim bildirdiğim hakikatları anlattın mı diye soracak Allah. Müslümanlar artık dostunu düşmanını anlasın diye onlara Kur'an'da bildirilen şu hakikatları niye bildirmedin diyecek Allah. Niye camiye girip namaz kıldın ondan sonra camiden çıktıktan sonra senin secdene düşman olan senin peygamberine düşmanlık ilan eden kafirlerle niye işbirlik yaptın diyecek Allah. Soracak. Sadece namazı kıldığını sormayacak ki. Namazın dışındaki hayatı da soracak Allah. Humeze ile lumeze hastalığına tutulmuş insanlara destek olup olmadığımız da soracak muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu hayat tarzına karşı çok uyanık olmamız gerekiyor. Kella. Dördüncü ayet-i kerime. Kella. Hayır hayır. Yalan söylüyorsun. O anlama geliyor. Allah öyle buyuruyor. Yalan söylüyorsunuz. Ey materyalist, Ey dünya ve zevkperest kafirler kella yalan söylüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bırak zenginlikleri tüm dünya sizin olsa ecel geldiği anda vallahi öleceksiniz. Yani kendinizin ölümsüz olduğunuzu düşünmeniz yalandır diyor Allah. Öyle zannetmeniz aldanıyorsunuz, aldatıyorsunuz kella. Asla ve asla öyle sizin düşündüğünüz gibi değil. Asla ve asla sizin gösterdiğiniz gibi... O mümin kullarım değersiz değil, siz değersizdiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Niye bakın arkasından? Leyum bedenne fil hutame. İki tekit te geldi. Lamu tekit, nunu tekit içerisinde. Vallahi billahi yemin olsun ki dördüncü ayet kelimde, siz hutameye değersiz bir paçavra gibi fırlatılacaksınız, atılacaksınız. Çöp gibi. Allah öyle buyuruyor. Leyum bedenne. İki tekitle. Te Nebede fiili Arapçada bir şeyi önemsiz, hakir görerek atmak anlamına geliyor. Hani böyle elinize bir şey geçer, hiç değeri yok, hiçbir değeri ifade etmiyor, onu böyle alıp bakıp, belki bakmadan, elinize almadan bir atarsınız ya. Allah onların cehenneme atılışını bu fiille bildiriyor. Siz var ya yani siz, ey bu dünyada zenginlik dolayısıyla, kendini büyük zanneden, Ey müstekbir zalimler! Ahirette değersiz bir paçavra gibi hutameye atılacaksınız. Vallahi atılacaksınız, billahi atılacaksınız. Lamu tekit, nunu tekit. İki tekit bir fiilde kullanılmış. Yani mutlaka ve mutlaka. Yani bu öyle kaçınılmaz bir gerçektir ki bu gerçek yaşanacaktır. Hutame cehennemin adıdır. Kurtubi rahimullah cehennemin altıncı tabakasının adı olduğunu söylemiştir. Yani müslümanların dinlerine, müslüman hanımların namuslarına, şereflerine ve haysiyetlerine elleriyle ve dilleriyle uzatan, dir uzatan o insanlar hutameye atılacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifte. O hutameye atılış sahnesi şöyle olacak diyor. Hani değersiz bir şekilde atılacak dedi ya ayet-i kerimede bir hadis-i şerifte şöyle bildiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Melek o gün o yapıya sahip o kafiri yakalayacak. Tıpkı odunun diz üstüne konulup kırıldığı gibi onu belinden kıracak ve cehenneme fırlatacak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyada kendisinden başka hiçbir insanı beğenmeyenleri var ya. İşte sizin akibetiniz bu olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen sonucunuz hutamedir. Sonra sanki hutame demek ki o beli kıran, o perişan eden cehennemdir. Anlaşıldı ama daha iyi anlayalım diye, o azabın şiddetinin ne derece olacağını daha iyi bilelim diye Rabbimiz bakın 5. ayette soruyor. وَمَا اَدْرَاكَ <الْحُتَمَة> hutame? Ey Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen biliyor musun hutame nedir? Ey şu ayetin muhatabı olan siz Müslümanlar bize de soruyor Allah. Biliyor musunuz hutame nedir diyor Rabbimiz. Bilmiyoruz ya Rabbi. Sen bildirmesen biz ne bilelim hutamenin ne olduğunu Allah'ım. Öyleyse dinleyin Allah bildiriyor. 6. ayet-i kerimede buyuruyor hutamenin ne olduğunu. <laughs> o Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Muqade. Tutuşturulmuş alevlendirilmiş ama narullah Allah'ın muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık hepsini işledik sayılır. Bundan sonra onun sure kaldı. Namaz sureleri diye bildiğimiz o kısa sureler kalacak inşallah. Buraya kadar hiç karşımıza çıkmayan bir kelimeyle karşı karşıyayız, bir cümleyle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece burada geçen bir ifade. Narullah. Allah'ın ateşi kelimesi ifadesi. Cehennem ateşi için Allah'ın ateşi Kur'an-ı Kerim'de sadece burada denilir. Yani ateş sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'de sadece burada Allah'a nispet edilir. Sebebi nedir acaba? Çok önemli. Allah Celle Celaluhu وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ diyen benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ama gazabım sadece hak edenlere olacaktır diyen Allah Celle Celaluhu burada ateşe Allah'ın ateşi niye diyor? İki sebebi var. Bir, o Allah'ın ateşidir. Yani onun dehşeti, onun şiddeti, onun yanması, onun alevi öyle bir alev, öyle bir şiddet, öyle bir dehşet taşır ki sizin dünyadaki bildiğiniz yaktığınız ateşlere benzemez ha bilesiniz. Allah'ın ateşidir o. Sizin değil. Öyle bir şiddetli ateştir. Ama özellikle ikinci sebebi çok önemli muhterem kardeşlerim. Dünyada dünya için gurur ve tekebbür eden, o zulüm eden, o dünyaya sahip oldukları için Allah katında en değerli olan müminleri küçük gören, küçük gösteren o zalimlere Allah'ın gazabı, Allah'ın öfkesi, Allah'ın nefreti o kadar büyük ki onların gireceği ateşi Allah benim ateşime gireceksiniz diyor. O şekilde ifade ediyorum muhterem kardeşlerim. Müfessirler narullah ifadesi için bu şekilde açıklama yapmışlar. Yani onların bu davranışları Allah katında öyle bir nefretle karşılanmaktaki onlar Allah'ın ateşine girecekler diyor Rabbimiz. Şimdi o ateşin tarifi yapılıyor son üç ayeti kerimede. Elleti tettali'u al ef'ide O ateş yandıkça tırmanıp onların kalplerinin üstüne girecektir, yaklaşacaktır diyor Rabbimiz yedinci ayet kerimede. Yani onların bedenlerinde ne varsa hepsini yakacak yok edecek. Ondan sonra bakın fi de o kalbi ifade eder. Fuat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insanın akidesinin yeridir, merkezidir. Burada bu kelimenin kullanılması çok önemli manidardır. Yani onların her şeyini yakacak, yok edecek ama özellikle hevalarının o habis, pis niyetlerinin, iradelerinin merkezi olan o iğrenç kalplerine gidip orayı yakacaktır diyor Allah. Çünkü orada tasarladılar o iğrenç fiillerini. Kalplerinden kin duydular müminlere. Orasıydı. O Allah'ın imanın merkezi olarak yarattığı kalbi öyle bir hale getirdiler ki küfürleriyle, o pis amelleriyle o kalp artık hissetmez hale geldi. Küfürle öyle doldu ki Gözlerinin önünde milyonlarca insanın öldüğünü gördüler, seyrettiler ama hissetmediler artık. İşte o kalpleri yakacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Elleti <laughs> İfade aynen onu gösteriyor muhterem kardeşlerim. İnneha aleyhim mu'sadeh fi amedim mumeddede. Onlar bu ateşin içinde uzatılmış direklere, sütunlara bağlanmışlar. O vaziyette onların üzerlerine kapatılmış bir halde kalacaklar diyor Rabbimiz. Son iki ayet kerimede muhterem kardeşlerim. İşte onların bedenlerini yakacak, onların kalplerini yakacak, sonra ne olacak? Sonra şu olacak. Taha suresinde bildiriyor Rabbimiz 74'te. İnnehu men ye'ti rabbehu mujrimen. Kim Rabbine mücrim olarak gelirse, günahkar olarak gelirse, zalim olarak gelirse, humeze olarak hem maz olarak lemmaz olarak gelirse mal biriktirmiş 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 ahireti unutmuş Allah'ı unutmuş bir vaziyette gelirse fe inne lehu cehennem ona cehennem ateşi vardır la yemutu fiha ve la yahya ama o cehennem ateşinde gel gör ki ne ölüm vardır ne hayat ölemeyecekler yaşayamayacaklar bu ne demek Kur'an'ın başka ayetinde öğreniyoruz. Nisa 56. Kullema nadijet culuduhum. Derileri pişirilip, yakılıp perişan edildiğinde, yok edildiğinde beddelnahum culudan gayraha. Yerine yeni deri yaratacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Niçin liyazukul azab? Azap devamlı olsun diye. Sizi bu beklemekte diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın huzuruna işte bu vaziyette gelenleri bekleyen işte bu olacaktır diyor Rabbimiz. Kurtulmak için ölümü isteyecekler. Zuhruf suresi 77'de işlemiştik onu. Ya Malik'u, ey cehennem bekçisi diye çağıracaklar, yalvaracaklar. Yalvar Rabbine ne olur, ölüm gelsin. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın azabı, ızdırabı ne kadar yüksek ki kurtuluşu ölümde arıyor. Ne olur ölelim diye yalvarıyorlar ama ölüm yok size diyor Allah Celle Celaluhu bugün. Yanan vücudunuz, cildiniz, bedeniniz, cesediniz yandıkça, tükendikçe, eridikçe yenisiyle tekrar dirilteceğiz diyor Allah. İade edeceğiz ki azap sonsuz olsun. Uyanık olmak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın düşmanlarını bekleyen azap budur. O gün insanlar grup grup Allah'ın huzuruna sevk edildiğinde, saf saf insanlar Allah'ın huzuruna çağrıldığında müminin yeri Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa'nın gittiği yer olması gerekir. Hazreti Ömer nereden gidiyorsa oradan gitmesi gerekir mümin. Aynı yolun yolcusu değil miyiz? Biz onlarla aynı hedefi paylaşmıyor muyuz? Hangi zamanda ve hangi zeminde yaşadığımız hiçbir şey ifade etmez. İşte müminin safı orası olması gerekir. Ve eğer bu dünyada onların gittiği yoldan o istikamette gidersek vallahi ahirette de onların arkasından gideceğiz. Allah öyle diyor. Herkes o gün kendi önderiyle çağıracağım diyor. Sen dünyada Resulullah'ı önder bildiysen aleyhissalatü vesselam onun yolundan giden alimleri, muttakileri önder bildiysen onlarla gideceksin diyor Allah ben demiyorum ki. Ama Allah'ın Resulü'nün düşmanlarını önder edindiysen, Allah'ın Resulü'nün ashabının düşmanlarını önder edindiysen ismi ne olursa olsun fark etmez. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman radıyallahu anhu ecma'ine hakaret eden, Hazreti Aişe annemize radıyallahu anha en iğrenç küfürleri yağdıranları önder edinirsen, ismini ne koyarsan koy fark etmez. Senin önünden işte cehenneme giden önderler gidecek. ...ve sen de onlarla beraber gideceksin... ...sözün meclisten dışarı... ...Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşlerim... ...son ayeti kerime ile alakalı... ...bir hadis-i şerifi Tirmiz'de geçen paylaşıp... ...tamamlıyoruz inşallah... ...Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor... ...bu son ayeti kerimenin açıklamasını... ...Rasulullah ve vesselam şöyle yaptı diyor... ...ayetin hadisle tefsiri dediğimiz... ...daha sonra yüce Allah onlara ateşten kilitler... ...ateşten çiviler ve ateşten direkleri bulunan melekler gönderecek. Cehennemden bir sahne. Melekler geldi, ellerinde kilitler var, çiviler var, direkler var ama hepsi ateşten. Bu kilitlerle ateşi üzerlerine kilitleyecek. Bu çivilerle onları sağlamlaştıracak ve bu direkler uzatılacaktır. Dolayısıyla orada bir rahat esintinin dahi girebileceği bir delik dahi kalmayacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arşın üzerinde olan Rahman onları unutacaktır. Subhanallah. Yani terk edecek demek. Allah unutmaktan münezzehtir. Allah'ın kulunu unutması demek Allah onları cehenneme bu şekilde hapsedilmiş bir vaziyette bırakacak demek yani. Terk edecek kema nesukum liqa yevmikum hada diyor ya siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi cehennemde böyle terk ediyoruz. Cennet ehli de nimetleriyle o anda meşgul olacak. Nerede olmak istiyorsun? Ona göre yaşayacaksın. Onlar bu haldeyken cennet ehli nimetle meşgul olacak. Bundan sonra ebediyen imdat isteyip duracaklar. Ve daha sonra konuşmaları dahi kesilecek. Onların konuşmaları inleme ve hırıltıdan ibaret kalacak artık. İşte Allah'ın muhakkak gibi onların üzerine uzatılmış, direkleri kapatılmış. Yani inneha Alihim mu'sadeh, fi amedim mumettede ayetinin anlamı, manası, tefsiri budur dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse muhterem kardeşlerim, ayeti kerimeleri iyice anlayıp, ayeti kerimelerde bildirilen o hayat tarzını, o ideolojiyi, o karakteristik yapıyı iyice anlayıp, o hayat tarzına sahip insanlarla aramızdaki mesafeyi iyice uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu ayeti kerimelerde bildirilen bu hastalıklar bizim şahsımızda, karakteristik yapımızda, ailemizde, çevremizde asla vasıta olmaması gerekiyor. Ve eğer öyle olursa Rabbimiz Allah Celle Celaluhu o zaman bizleri de nimetiyle, lütfuyla, rahmetiyle cehennem ateşinden koruyacaktır. Rabbim bizleri de bu ateşten korusun. Rabbim bizleri bu ateşe götürecek olan her türlü hemmazlıktan, her türlü lemmazlıktan ve diğer bütün ahla ahlaksızlıklardan uzak kılsın. Amin ya Rabbel Alemin.